Evet. Sevgili arkadaşlarım, hepinize hayırlı geceler. Erhan Hoca'yla Sahura Doğru programına hoş geldiniz demeyeceğim tabii ki. Bizim meşhurdur, bilenler bilir yani gecenin geç saatlerinde veya günün en erken saatlerinde böyle sürpriz arada yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün şöyle bir geç saatlerdeydi artık. Çalışmalarımı devam ettiriyordum. Aklıma bir iki şey geldi böyle. Kendi sayfamda bir hikaye atayım dedim. Hikaye attım. Sonra bir baktım kaymakamlık mülakatları açıklandı. Tabii böyle bir sınavın mülakatının açıklanması veya herhangi bir sınavla alakalı ilanın gelmesi, bu diğer sınav gruplarında da bir heyecana vesile oluyor. Yani bir örneğin kaymakamlık sınavı mülakat sonuçları bugün açıklandı ama bir yandan hakimlik mülakatını bekleyen arkadaşlarımız için bir heyecan oldu. Bunun yanı sıra kaymakamlık sınavına şu an hali hazırda hazırlanan arkadaşlarımızın o listeleri görmeleri, ya yarın öbür gün benim ismim de bu listenin içerisinde yer alabilir düşüncesiyle onları bir heyecana gark etti. Hakimlik sınavına hazırlanan arkadaşlarımızın artık önündeki süre daha da net bir şekilde ortaya çıkmaya başlayınca tabii ki gecenin geç saatleri olmasına rağmen bir heyecan oluşmuş oldu. Bu heyecanı ben sosyal medyadan müsaitken de cevaplandırmaya devam ederken baktım yok bu mesajların sonu gelmeyecek. En azından arkadaşlarımızla şu an uyanık olan, ayakta olan arkadaşlarımızla bir yayın açalım. Sürpriz bir yayın olsun ki sayı bence çok iyi yani. 250 civarı başlamış olduk yayına. Gecenin bu geç saatini, saat şu an 1.30. Bu kadar arkadaşımızın bir teveccüh gösterip şu an bu sohbete dahil olması da ayrıca beni mutlu etti. Demek ki ara ara biz geçmişte yaptığımız gibi bu sürpriz yayınları yapmaya devam etmemiz lazım. Bir sohbet olsun arkadaşlar. Bugünkü amaç bu. Öncelikle kaymakamlık sınavını kazanıp sonra mülakatlara giden arkadaşlarımız yoğun bir efor sarf ettiler. Ve geciken bir mülakat, kaymakamlık mülakatları birazcık daha hızlı ilerler ama bu malum 6 Şubat depreminden kaynaklı en yoğun bakanlık İçişleri Bakanlığı'ydı. O yüzden sebep buydu gecikmesinde. Gecikince arkadaşlarımızın stresi biraz da artmıştı ama bu gece itibariyle 200 arkadaşımız listede ismini gördü ve artık onlar kaymakam aday adaylığından adaylık statüsüne geçmiş oldular. Ve artık onlar için bir 3 yıllık kaymakam adaylığı süreci başlamış olacak. Öncelikle her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolları bahtları açık olsun. 81 ilimiz, 922 ilçemiz var. Her bir ilçemizde, kadim ilçelerimizde görev yapmak, layıkıyla bu görevleri ifa etmek inşallah her birine nasip olacak. Darısı başta mülakatta olumsuz netice almış arkadaşlarımıza başarısız değiller. Her biri inanılmaz başarılı insanlar ki binlerce aday içerisinden mülakatlara hak kazanan listenin içerisine girmişler ki kaymakamlıkta biliyorsunuz 4 kişiden 1 kişi alınıyor. 3 kişi olumsuz netice alıyor. Hakimlikte 3 kişiden 1 kişi alınıp 2 kişi olumsuz netice alıyor. Onlar için biten bir süreç değil. Bu kadar efor sarf etmişken bir öğrenci mesela onu söyleyeyim. Çok da yakın sevdiğim bir arkadaşım bir sürede bizim yanımızda eğitim danışmanı olarak da yer almış. Onur diye bir arkadaşımız vardı. 3 dönem mülakatta elendi. Bu sene listede adını görünce ben açıkçası çok mutlu oldum. Dolayısıyla bu maratonun içerisine giren arkadaşlarımız kolay kolay da bırakamıyorlar. Şimdi 3 defa elendi, 4. de alındı. Buna benzer örnekler çok görüyorum. 20'nin üzerinde arkadaşım ben ilk bakışta gördüm. Onlarla da irtibata geçeceğiz tabii ki yarın itibariyle ama inşallah gerçekten hak eden, emek veren arkadaşlarımız nihayetinde iyi neticeler alsınlar. Diğer bir gündem hakimlik mülakatları biliyorsunuz o da normalde birazcık geciken bir süreç oldu. Daha doğrusu ertelenenler oldu. Bu deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımızın mülakatları tehir edilmişti. 19 Nisan'da hakimliğinde tamamen mülakatları tamamlanmış olacak. Bu vesileyle benim öngörüm daha önce de ifade ettiğim gibi 14 Mayıs seçimleri var. Bu seçimlerden önce ben hakimlik mülakatlarının da açıklanma ihtimalini yüksek görüyorum ki çünkü bir genel seçime giriyoruz. Hem bir cumhurbaşkanlığı seçimi hem 28. dönem milletvekili seçimine gireceğiz. Ben bu mevcut cumhurbaşkanlığı kabinesi içerisindeki Adalet Bakanlığı'nın da
bu mülakatları seçim öncesinde açıklayarak süreci tamamlayacağına inancım tam. Yani iki mülakatla alakalı yorumlarım bu şekilde. Bunun dışında tabii bu arada sorularınız, merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmına yazın. Çok güzel şeyler yazanlar var. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Ama ekstra bana gecenin bu saati hazır yakalamışken sormak istediğiniz sorular da olursa lütfen sorun. Hakimlik ve kaymakamlıkla alakalı bir kere şunu ifade edeyim arkadaşlar. Bakın 13 dönemdir ben bu ülkenin çeşitli yani neredeyse 81 vilayetinde artık benim kaymakam, hakim, savcı öğrencilerim var. Gururla onların mesleklerini ifa ettiklerini izliyorum. Bundan da çok keyif alıyorum. Ya diğer meslekler hepsi müstesnadır ama ben çok böyle heyecan ve iştah duymuyorum yani diğer kariyer mesleklerini. O yüzden de diğer kariyer mesleklerine yönelik bugüne kadar 13 dönem geçmesine rağmen çok ilgi, teveccüh, talep var olmasına rağmen o tarafa bir yönelim gerçekleştirmedik. Çünkü ben bugün bir öğrencimi o kürsüde görmeyi, bir ilçede yönetirken görmeyi daha iyi buluyorum. Daha kendimi o anlamda daha heyecanla bu mesleği yapmaya, aşkla bu mesleğe yönelmeye sevk olduğumu ve ekibimi de bu şekilde yönetebildiğimi gördüğüm için buradan yürüyorum. Bu bir tabii ki biz bir eğitim girişimcisi olarak bu ülkede yaşayan bir insan olarak, bir vatandaş olarak seçimimiz bu yönde olması gayet tabii. Sonuç itibariyle bir kamu kurumu değiliz. Ama bu kadar dar kapasitenin içerisinde kalmak, son itibariyle bugün 4 milyona yakın insanın girmiş olduğu bir üniversite hazırlık sınavına eğitim girişimcisi olarak yer almadım. Normalde aklı selim insan o tarafa yönelir değil mi? 4 milyon insanın girdiği bir sınav ama bugün bir hakimliğe bakıyorsunuz. Totalde 30 bine yakın insanın girdiği bir sınavdan bahsediyoruz. Kaymakamlık 15-16 bini geçmediğini görüyoruz. Bu kadar dar bir kadro, dar bir kapasitenin içerisinde olmak zor. Ama sizler gibi kıymetli arkadaşlarımız gecenin bu geç saatinde mesela hala bu kadar insanın bir can hıraç mücadele içerisinde olmasını görmek sizlerin kendini özel hissettikleri alanların da olmasının zaruriyetini doğurdu. Akademi kurulana kadar böyle yapılar yoktu. Bir KPSS kurumunun içerisinde 1-2 sınıf açılırdı. Siz X, Y, Z kurumlarına gidip yan sınıfta KPSS, öbür tarafta yabancı eğitimlerin verildiği yerlerde eğitim alırdınız ki bizim kuruluş amacımız da bu şekilde kişilerin kendisini özel hissetsin. İsmi de o yüzden. Hakimlik Akademisi veya Kaymakamlık Akademisi gibi kurduk. İyi ki de zamanında kurmuşuz açıkçası. Çok mutluyum. Bilmiyorum farklı bir sınav grubu olsaydı gecenin bu geç saatinde böyle bir canlı yayın açar mıydım? Açmazdım diye düşünüyorum yani. Sadece o bir girişim olarak kalırdı. Ya bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrenci kazandırdık. Bir üniversite hazırlık kurumu olsak mutlu olurduk. Tamam Galatasaray Üniversitesi'ne, ODTÜ'ye, İTÜ'ye tamam mutlu olurduk ama ya ben bugün gururla izliyorum. Şu listeye bakınca bir öğrenci benim artık ilçe yönetecek. Bakıyorum bir öğrencim şu an efendim X şehrinde vergi mahkemesinde idare hakim olarak görev alıyor. Bir işletme mezunu öğrenci. Bakıyorum çok iyi bir hukukçu arkadaşım bugün cumhuriyet savcısı olarak görevini yapıyor. Yani onları o cübbenin içerisinde görmek, bu ülkenin kanayan birçok yarasına merhem olacak mertebeye geldiğini izlemek. İnşallah çözüm de olurlar. İnşallah daha güzel günlere erişmemize de vesile olurlar. Bu beni inanılmaz manevi anlamda motive ediyor. Ekibimi de o yüzden bu çerçevede motive edebiliyorum. Akademideki bilir bugün yazılım ekibi gece gündüz çalışıyor. Hocalarımız gece gündüz çalışıyor. Büyük bir efor var. İşte meyveleri de bu tarz günlerde alınıyor. İnşallah daim olur. Allah sağlık güç kuvvet verdikçe sizin gibi arkadaşlarımıza destek olmaya devam edebilelim. Gücümüz neye ne kadar yeter, nereye kadar gideriz bilmiyorum. Yani bu çok çünkü çok fedakarlık isteyen bir meslek arkadaşlar. Bakın gün içerisinde ben sosyal medyada gelen mesajlar, birçoğunuzla bizim özelde konuşmuşuzdur. Seminerler, programlar, geçen sene 34 üniversiteye, 34 ile gittim, Erzurum'a kadar gittim. Bu sene online'a dönünce yarıda kestik. İnteraktif online yayınlarla devam ediyor ama bunların her birinin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde daha büyük meyveler vereceğini hep birlikte izleyeceğiz. Allah sağlık ömür verirse çok 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 önemli meslekler hayal ediyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bugün çok basit gibi görünebilir, bir sınava hazırlanıyor gibi kendinizi görebilirsiniz ama arkadaşlar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonrasını bir görün. Bir düşünün, önünüze gelecek dosyaları düşünün. Bugün bir ilçeye kaymakam olarak atandığınızı düşünün. Bir iddianameyi oluştururken, yazarken kendinizi hayal edin. Bugün bir hakim olduğunuzu düşünün. Bugün o cübbeyi sırtınıza alıp artık bir karar verici noktada olduğunuzu hayal edin. Bugün kendinizi çok genç görebilirsiniz, çok tecrübesiz görebilirsiniz. Belki çok yetersiz görebilirsiniz ama 2 yıl sonra ne olacağınızı bir hayal etmeniz lazım. Siz bugüne kadar çok emek verdiniz. Belki yüzlerce gece, belki yine sabahladınız, sabahlara kadar ders çalıştınız.
sıkıntılar, problemler belki yaşadığınız özel hayatınızda, aile hayatınızda, eş, dost, arkadaş, çevre, bir sürü sorun yaşamış olabilirsiniz ama geldiğimiz nokta itibariyle sizler bir artık üniversite seçen durumda değilsiniz, bir bölüm seçen durumda değilsiniz. Acaba sayısalı mı seçsem, eşit ağırlığı sözeli mi seçsem, oradan bir meslek yarın bir gün düşünsem mi gibi o durumda değilsiniz. Siz artık birçok şeyi, birçok evreyi geçtiniz. Artık o merhalelerin son noktasına geldiniz. Bölümleri seçtiniz, üniversiteleri seçtiniz, şehirleri seçtiniz, hayalleri artık son noktaya kadar getirdiniz. Bu saatten sonra artık bir adım mesafedesiniz. Bir adım mesafedesiniz. Dolayısıyla o bir adımı bir kaplumbağa misali atmamak için çaba harcayan tarafta mı olacağız? Yoksa bir çıta gibi kendimizi o çelik iradeye sahip olan ve canhıraç o mücadelenin içerisinde hedefine kilitlenmiş bir şekilde, avına kilitlenmiş bir şekilde o yolu devam mı ettireceğiz? Bu tamamıyla artık bizim o yolun içerisindeki enerjimiz, çabamız, heyecanımızla oluşan ve olgunlaşan bir şey. Şunu net söyleyeyim. Artık ben kendi öğrencilerime seminer yaptığımda da ifade ediyorum. Bugün bana bir öğrenci hocam bu kaymakamlık sınavı ne zaman olur derse üzülüyorum. Hocam kaç kişilik bir alım olur dediklerinde üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Bugün eğer sizler farklı meslek gruplarının değil de bu meslekleri kilitlenmişseniz, bu meslekleri hayal etmişseniz artık 100 kişi de alınsa siz bu meslekleri kazanmak durumunda kendinizi hissetmelisiniz 200 kişi de. Bu sınav Eylül'de de olsa Ekim'de de fark etmiyor. Ben size net bir şey ifade edeyim. Daha önce hikayelerimde de kendi sayfamda da paylaştım. 2023 yılında hem hakimlik hem kaymakamlık sınavı olacak arkadaşlar net. Yani son 20 yıldan farklı bir 21. yıl bize yaşatacaklarsa yaşar görürüz ama ben böyle bir öngörüye sahip değilim. Nisan ayına geldik. Bugün 1 Ocak'ta değiliz bakın. Ben Ocak ayında da bu sorulara cevap veriyordum. Bugün biz Nisan ayının ortasına geldik artık. Nisan da geçecek, Mayıs da geçecek, Haziran da toparlanıp gidecek, yaz ayı gelecek, Ramazan Kurban Bayramları geçmiş olacak. Yazın o bunaltıcı güneşli günlerini göreceğiz. Deniz, kum, güneş hayal edeceğiz. O yazın sıcağında ders çalışmak bizi birazcık yoracak, sıkacak. Çevremizde belki olumlu netice almış bir meslek ifa eden onlarca arkadaşımızın story attığı günlere şahit olacağız. O durumun içerisinde bile aşkla çalışma yolunu seçmek durumunda kendimizi hissedeceğiz. Sonra bir bakacaksınız sınav günü gelip çatmış. Şimdi o sınav günü geldiğinde iyi kilerden yani iyi ki ben o günleri iyi geçirmişim, iyi ki fedakarlıklar yapmışım, iyi ki çaba harcamışım, iyi ki o günleri boşa harcamamışım, iyi ki gün sayan değil o günün her birini iyi değerlendirenlerden olmuşum. Efendim sınavı, ilanı, kontenjanı, günü, tarihi, saati değil de tamamıyla yapılacak ilk sınava kendimi hazır ve nazır hissedebilmek için bir çabanın içerisinde olmuşum diyenlerden mi olacağız? Yoksa ya keşke şu ilanı beklemeseydim, keşke sınav gününü düşünmeseydim, keşke her bir anımı, her bir günümü daha iyi değerlendirseydim diyenlerden mi olacağız? Bunun kararını işte arkadaşlar siz veriyorsunuz ve o kararlar sonuçları ortaya çıkartıyor. O sonuçlar geldiğinde ya bir sene daha hazırlanmak yolunu mu seçeceksiniz? Yoksa iyi ki de ben bu kadar çaba harcamışım artık mülakatlara hazırlanmak için gün geldi. O günü de daha iyi değerlendirenlerden mi olacaksınız? Ben yıllardır binlerce öğrenciyle bir aradayım. Binlerce öğrenciyle bir süreç geçiriyoruz. Her bir senaryoyu, her bir düşünce yapısını, her bir kapasiteyi, yeterlikleri, yetkinlikleri, her birini gördüm arkadaşlar. İnanın gördüm yani. Bu gördüklerim içerisinde beni çok üzen ama o çabaya, o iradeye, o çelik gibi iradeyi gösteren arkadaşlarımız görünce de çok gururlandım. O yüzden sizler lütfen birazcık zor yolu seçin. Bakın bir şeyler kolay oluyorsa o sonu iyi değildir yani. Bir şeyler gerçekten zorlukla gelişiyor. Bir mücadelenin içerisinde olmak durumunda kalıyoruz. Nisan'ın ortasına gelmişken bugün 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay artık gün saymanın ya 1 yıldan daha az bir zaman önünüzde var. Ve bu zaman sizin ilk 10'a gireceğiniz kadar bir zaman. Bana şimdi tutup siz 3 ay sonra da hala hocam ne zaman sınav olur derseniz işte o kaybedenler kulübüne girmiş oluyorsunuz. Acı ama gerçek. 2023 yılında efendim Eylül veya Ekim'de bir kaymakamlık beklentimiz var. Kasım veya Aralık'ta son 20 yıldır olduğu gibi bir hakimlik beklentimiz var. Önünüzde her iki sınav içinde 8 ayın altında bir süre varken artık lütfen mazeretlere sığınan değil, okulunu bahane eden değil,
Vizesinin finalini bahane eden değil, mesai saatini bahane eden değil, evliliğini bahane eden değil, çoluğunu çocuğunu bahane eden değil. Bugün aklınıza düşmüşse o virüs gibi bu meslekler, hazırlanmakla mükellefsiniz arkadaşlar. Bugün aklınıza bu düşmüşse yarının keşkelerine, keşke diyenlerine girme ihtimaliniz yüksek. Ben 2016-2017 yıllarında diyordum ki bu sınavlara girebilme ehliyetiniz varsa ileride keşke dememek için bugünü değerlendirin. Çünkü 70 barajının olmadığı, mülakatlara giden sayının çok daha fazla olduğu, binlerce insanın bu meslekleri icra edeceği noktada olduğu sınavlarda onlar. O gün 50-60, 65-70 maksimum doğrularla çok iyi dereceler yapılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada arkadaşlar puanlar arttı o günlere göre. Ama yine diyorum ki bundan 3-4 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bilemiyorum. Yani çünkü Türkiye'de 24 saat uzun bir zaman. İleriye, sonraki yıllara dönük hedefleri ben çok doğru ve makul bulmuyorum. Önümüzdeki sınav en büyük fırsat sınavıdır. O yüzden 2023 yılında yapılacak sınavları, bunu hakimlik ve kaymakamlık herkesi için de söylüyorum, iyi değerlendirmek lazım. 2024'te ne olacağını 13 dönemdir bu mesleği icra eden biri olarak ben bilmiyorum. Bunu ancak 2024 yılının başı itibariyle öngörmeye başlayabileceğiz. Seçimden sonra bir şeyleri öngörebileceğiz. Ama 2023 yılındaki her şey bütçeden çıkıyor zaten arkadaşlar. 2023 yılının Ocak ayında hakimlik içinde, savcılık içinde, kaymakamlık içinde bir şeylerin olup olmayacağı zaten belli. Ama 2024 için artık o yeni yönetim hangi parti gelecekse, iktidar kim olacaksa, cumhurbaşkanı kim olacaksa, bakanlıklar nasıl oluşacaksa bu 2024'ün konusu gündemi. Ama şu an önümüzde 2023 belli. 2023'te hakimlik, kaymakamlık için sınavlar önümüzde. Bunlar arkadaşlar değerlendirenlerden olun derim ben size. Bu sınavlarda başarılı olabilmek için hangi okuldan mezun olduğunuz, ortalamalarınızın ne olduğundan ziyade işte bu kalan süreci nasıl değerlendirdiğinizle ilgili bir şey. Çünkü sınav formatına alışık olmak lazım. Nasıl ki hepimiz Türkçe konuşuyoruz, Türkçe biliyoruz ama gidip sınavlarda Türkçe full yapamıyorsak, bugün hakimlikte 6 soruda 3 Türkçe ortalaması varsa cümlede, anlam, paragrafta yorum sorusu olmalarına rağmen, aynı şey hakimlik için de geçerli, kaymakamlık için de geçerli. Sizin çok iyi bir hukuk nosyonunuz oturmuş olabilir. Veya kaymakamlık için çok iyi bir iktisat bilgisine sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama bunu sınav formatına indirgemediğiniz sürece, son 20 yılın hakimlik veya kaymakamlık sınavlarının diline indirgemediğiniz sürece, buradan çok olumlu bir veri elde edemiyoruz. O yüzdendir ki şöyle düşünebiliriz. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hep oradan kazanılır. Böyle bir şey yok yani. Türkiye'nin Anadolu'daki birçok üniversitesinden, şu 200 kişilik listeye bakın, önemli bir kısmı Anadolu'daki üniversitelerden çıkmıştır. Çünkü arkadaşlarımız inanılmaz bir fokuslanma yaşatıyorlar kendilerine ve o çerçevede süreci yönetebiliyorlar. Bunları kısaca söylemek istedim arkadaşlar. Yani iktidar değişikliği olursa kontenjanlara nasıl yansır bilmiyorum ama size şunu söyleyeyim. Bakın son hakimlik sınavında şunu gördük biz. 2021 tarihinde, 2021 yılında yapılan hakimlik sınavında 800 kişilik alım vardı. 2400 kişi mülakata çağrıldı. 71 doğruyla kapattı. 2022 yılında %50 kontenjan arttı. 1200'e çıktı. 3600 kişi mülakata çağrıldı. Yani 1200 kişi daha fazla mülakata gitti. Ama son girenin doğru sayısı yine 71'di. Dolayısıyla mülakatlara giden sayının otomatik olarak puanlara çok olağanüstü yansımaları olmuyor. O yüzden diyorum, kontenjanlardan ziyade ya kaç kişilik alım olursa ben o kadarın içine gireceğim. Yani 1000 kişilik alım varsa 3000'e değil, kaymakamlık için 100 kişilik alım varsa 400'e değil, ben alım sayısı neyse o sıralamanın içerisine gireceğim. Yani mülakatlar olmasaydı da ben bu mesleğe gidebilecek bir noktada kendimi görmek istiyorum. Heyecanı, kararlılığı, isteği, azmi bence bu hazırlık sürecine inanılmaz olumlu fayda sağlayan bir durum. O yüzden size tavsiyem arkadaşlar, bu inşallah gerçekten hak eden, emek veren, gayret eden, bu memleketin hayrına yarın bir gün bu mesleklerini icra edebilecek arkadaşlarımıza nasip olsun bu meslekler. Benim öğrencilerim de dahil olsun, hiç fark etmez. Gerçekten o liyakat ehliyet çerçevesinde bugüne kadar kendisini yetiştirmiş, olgunlaştırmış, bu meslekleri hak edecek noktaya gelmiş insanlar bu mesleği yaparsa ülkemiz her gün çok daha müreffeh, refah seviyesi yükselmiş bir noktaya gelecektir. İnsanımız daha da mutlu olacağı günlere erişecektir diye düşünüyorum. Şimdi gecenin geç saatinde mülakatlar açıklandı. Ben sadece şöyle listeleri tek tek çok detaylı da inceleyemedim ama şöyle 200 kişilik 4 sayfalık listeye tek tek baktığımda 20'nin üzerinde öğrencimin ismini gördüm. Ama artık bunu göreceğiz. Ya mülakat sonuçlarındaki öğrenci sayısı açıkçası çok da bizim yaptığımız işle doğru orantılı bir şey değil. Biz sınavlara öğrenci kazandırmakla mükellefiz.
Mülakat, çünkü biz mülakat eğitimi de veriyoruz, destek veriyoruz ama mülakat bambaşka bir süreç. Bu bir kişinin de başarılı olup olmadığı sonucunu doğurmaz. Kurumun da, destek veren kurumun da başarılı olduğu olmadığı sonucunu doğurmaz. Başarı ölçütü benim nazarımda mülakatlara gönderilen öğrenci anlamındadır başarı kıstası. İnşallah dediğim gibi en hayırlı sonuçları hem bizler hem öğrenciler almış olsun. Evet, bakıyorum şöyle benim soru sorun demiştim varsa sorunuz. 3 yıl idare hekimine giriyorum. Bu sene sınavdan sonra 3,5 ay ara verdim. Bu bana birçok şey kaybettirmiş midir? Melek, başlarsan şöyle birkaç hafta içerisinde tekrar eski bilgiler güncellenmeye başlayacaktır. Ama bugün yarın demeden artık yola koyulmayı. Anksiyete, panik engel mi hocam? Ya bu tamamıyla mesleği Türkiye genelinde ifa etmeye engel bir durum olarak bakılır buna. Yani sağlık, diğer sağlık sorunlarınız da varsa mesleği yapmaya engel midir, değil midir? Önemli olan kısım budur arkadaşlar. Yani kaymakamlık ve hakimlik için atanma sayısını sormuş arkadaşlar. Dediğim gibi kontenjanlar bence çok gündem edilmemesi gereken bir şey. Minimum şeye kendimize ya kaymakamlık 100'ün altına düşünme ihtimali ben öngörmüyorum. Yani en az bir 100 kişilik alım olacak. Teamül de kaymakamlıkta 100 kişilik alındır zaten. 110. dönemde bir 110 kişilik alım yaptılar. 110. dönemi temsil eden herhalde. Geçen yıl 111. dönem 200 oldu ama ondan öncekiler teamül genelde 100 bandıdır. Zaten bütçeye de baktığımızda 100 kişilik bir alım olacağı ihtimali yüksek görünüyor. Hakimlik için de biz kendimizi 1000 adli, 100 idari, 100 avukatla alıştıralım. Üstü olursa ne ala ama kendimizi buna alıştırmak iyi olur. 1 Ocak 1988 sonrası, bugün 2023 tarihindeyiz. 2023 sınavlarına son kez 88'ler girebilir. Son kez. Kaymakamlık için de, hakimlik için de geçerli. Hocam gerçi geç kalmış gibi hissediyorum Mayıs grubu için. Yani bizim 2020 Türkiye birincisi öğrencimiz Mayıs grubuydu. 95 doğruyla Türkiye birincisi oldu ve ilk girişiydi. Okulla beraber götürdü. Sınav döneminde okuluna yöneldi. Sınav dönemi bitince ihmal ettiği o sınav dönemine denk gelen 1 veya 1,5 ders oluyor. Onu da telafi edecek zaman zaten kalıyor. Çünkü Mayıs grupları sınava 1-1,5 ay kala ortalama bitiriliyor. O yüzden Mayıs grubu ne geç kalması yani. Şu an hatta Mayıs grubunu biz özellikle sistemin içerisinde adapte olsunlar diye Türkçe matematik tarih bu 24 soruluk kısmı onlara sistemlerine yükledik. En azından bir aşinalık olsun diye. Yani o yüzden diyoruz son dakikaya bırakmayın. Bugün yarın başlarsanız en azından Mayıs grubunun Türkçe matematik tarihinden de istifade edebiliyor öğrenciler. Evet, bakayım başka ne yazmışsınız. Yaş sınırı 35 arkadaşlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tamamında zaten 35'tir. Bir tek avukatlıktan hakimliğe geçişte ilk 45'tir. İptal edilen sorularla arkadaşlar ne olur onu bilemiyoruz. Bunu ancak yaşarken göreceğiz ama ben çok oraya bel bağlamayın. Bu mevcut hazırlık sürecinize de zarar verir çünkü. Olursa ne ala diye düşünün. Ama şu aşamada bence çok iptallere kendinizi alıştırmayın. Bu mevcut çalışmalarınıza zarar veriyor. Genellikle kendine göre alınan sonra. Ya bence onu belli bir standardın içine koymak lazım. Türkçe matematikleri özellikle tarihi de. Hocam kaymakam için ayrılık kalmayı. Kamplar sınava yakın zaten halen oluyor. Ama mevcut kaymakamlıklar bizim önümüzdeki hafta bu hafta seminer ve deneme yaptık 8 Nisan kaymakamlığa. Önümüzdeki hafta sonu onlar anayasayla ders başı yapıyorlar. Dolayısıyla 2023 kaymakamlığına girecekler için sanıyorum bu son grup olur artık 8 Nisan grubu. 8 Nisan diyoruz ama işte ders başı 15'inde yapmış oluyorlar. Dolayısıyla bu 2023 kaymakamlığının son grubu olarak düşünebilirsiniz. Şu anki planlama o yönde. Düşünenler ona ancak dahil olabilir. Yani bir beklemesinler artık. 8 Nisan kaymakamlık grubu Tuğba kaç saat çalışmanız gerektiğini dersimde söyledim. Sistemde kayıtlı onu izlemelisin. Depremzede öğrencilere bayağı bir destek olduk arkadaşlar. Yani açıkçası bu konuda da önümüzdeki günlerde bir paylaşım yapacağım. Ne kadar destek olduk bu deprem bölgesine, ekonomik anlamda, manevi anlamda neler yaptık bunu da açıklamak istiyorum. Çünkü bazı noktalarda çok fazla açıklamayınca, çünkü biz açıklamayalım bazı şeyleri dedik ama bu sefer de duyarsız mıyız acaba diye bir algı da bazı arkadaşlarımızda oluşabiliyor. O yüzden biz yakın zamanda deprem bölgesi için biz 6 Şubat'tan bugüne neler yaptık bunu da ilan edeceğiz.
Hocam mektep mülki öğrenciler için daha önceki veriyorlar diyor kaymakamlık için. Girenler fazla tabii ki ama o bölge mülkiyeden mezun arkadaşlarımız yoğun bir çaba içinde çalışıyorlar da oluyor yani. Onu da öyle düşünmek lazım. Hocam Hakimlik Mayıs grubu online eğitim kaynaklar. Dersler başlamadan önce gelmiş olacak size. Ömer Merve galiba. Öyle bir istatistik yok. İBF kontenjan durumunda bir değişik olmaz. Arkadaşlar kontenjan takılmayın. Bence şöyle düşünün. Alınacak kişi sayısının 3 katı çağırıyor. Diyelim 100 kişi alınmazsa 300. 300 de İBF'li olabilir. Yani mülakata gelene kadarki sürece şu an bence odaklanın. 300 de İBF'li olabilir. Sen 300 kişiden biri önce ol. Sonra düşün diğer tarafı. Hakimlik kursundaki eğitime kaymakam için yeterli midir? Tabii ki değildir. Yani anayasa idare için ayrı bakmanız lazım. İnsan hakları orada yok. Türkçe tarih yeterli olabilir ama iktisat kaymakamlıkta daha yoğundur. Türkiye ekonomisi vardır. Yani ayrı bir çalışma gerekir oraya. Kaymakamlık sıran yeni başlayan için Pomodoro. Ben 5-6 Pomodoro günlük şu an için uygun olduğunu düşünüyorum kaymakamlık için. AÖF'lü arkadaşlar bugüne kadar AÖF'lü kazanan öğrenciler oldu. Mülakatta AÖF'lü olumlu bugüne kadar duymadık. Bu son 200 kişide durum ne oldu bilmiyorum. Bu son 200 kişiye bir bakmak lazım ama 2022 öncesinde bugüne kadar kaymakamlık için açık öğretimde olumlu netice alanı görmedik. Hakimlikte gördük, idare hakimlikte. Kaymakamlıkta görmedik. Bu sene ne olmuştur? Bu 200 kişinin arkadaşı bir değerlendirmek lazım. Ondan sonra daha net bilgi verilebilir. Mülakat için referans bu işin yüzde kaçı hocam? Samimiyetine güvenip soruyorum. Ya böyle bir şey benim bilmem mümkün değil çünkü mülakatı yapan ben değilim. Ama ben bugüne kadar bileğinin hakkıyla kazanan birçok öğrencime denk geldim. Ama bir yerlerden birilerine ulaşıp işini gördürenler de muhakkak oluyor. Ama bu heyet de bekliyor ki böyle bize telefonlar gelsin de biz bu arkadaşlarımızın mülakatlarını olumlu yapalım diye bakmamak lazım. Yani önce bir siz oturma, kalkma, beden dili, diksiyon sorulara cevap verme noktasında kılık kıyafetiniz, beden diliniz, bakış açınız, mülakattaki o adaba, o mülakat usulüne uygunluk durumunuz, güvenlik soruşturması ve arşiv taraması kapsamında anayasal düzen içerisinde bir marjinal gruba mensubiyet iltisak durumlarına kadar birçok parametre var burada. Buralara yönelik çalışmalarınız önemli. Ben bugün referans kibarca, kabaca torpil kısımlarına çok uygun bulan biri değilim. Makul bulan biri değilim. Varsa da buna tevessül eden kim varsa bunu karar vericiler anlamında söylüyorum. Böyle bir ortam yaratılmışsa da bu yani iki eli yakasında olur yani bu emek veren arkadaşlarımızın takdiri onlarındır yani. Bunu her baba yiğidin harcı değildir bu vebalin altına girmek. O yüzden siz üzerinize düşeni yapın. Tarih kimden yana olur? Bunu zaten süre içerisinde görmüş olursunuz. Hakkıyla giren çok öğrencim var yani. SMM için eğitimleri yok SMM için. Ya biz hakimlik kaymakamlık dışına çıkmıyoruz. 48 Nisan kaymakamlık dersleri başladı mı? Yarın yazılsa kaynaklar geliyor mu? Yani hemen geliyor kaynaklar. Aynı gün içinde çıkılıyor kaymakamlık kaynakları. Dersleri başlatmadık. Cumartesi günü benim oryantasyon dersim oldu. O zaten sistemde kayıtlı. Pazar günü deneme sınavı yaptık. Yani bugün önümüzdeki cumartesi de anayasa hukuku dersiyle artık kaymakamlık muhtemelen 2023'ün son grubu olacak o ders dönemi başlıyor. Dolayısıyla cumartesiye kadar bence tabii kontenjan var mı onu bilmiyorum. Yarın akademiyle konuşmanız lazım. Dersten bir kaçırdığınız bir şey olmuyor. Odaklanma sorunu nasıl? Ya gecenin ikisinde şimdi size odaklanma sorununu mu anlatayım ya? Rehberliğe çeviriyorsunuz artık ha. Çok yetkili yerlere Allah selamet versin. Herkes her yerde yetkili kendisini hissediyor ama yani birazcık da şöyle çevreye odaklanan değil de bir işine gücüne odaklananlardan olun bence. Mayıs grubu idare hakimi ilk deneme ne zaman yapılır? Derslerin başladığı ilk hafta yapılıyor. Yani 6-8 Mayıs haftasında Mayıs gruplarının durum tespit denemesini yapacağız. Ya bırakın biraz şu gecenin ikisi sahura doğru dedik ya bir şöyle başka şeyler konuşalım. Hemen yine beni şeye soktunuz ya. Hande bir temelim var demektir. Yine kaymakamlığa yüklenip, kaymakamlığı şöyle bir Temmuz'a kadar kaymakamlığa yüklenip sonra idare hakimliğe yüklenebilirsin. İkisini kazanan çok öğrenci oldu. Temelinde olduğu için buna daha uygun olabilir yani. Arkadaşlar kaç pomodoro cevaplayabilmek için bir kere durumunuzun ne olduğuna bakmak lazım.
Akademi öğrencisiyseniz hangi dönemde ne kadarlık bir Pomodoro yapacağınızı ben söylüyorum zaten. Ama akademi öğrencisi değilseniz de o güne kadar çalışma süreciniz önemli. Yani bugüne kadar neler yaptığınız önemli. Ama şu an hakimlik kaymakamlık içinde yani 6 saati geçmemek lazım. Hakimlik için şu an bizim öğrencilerimiz 4-5'tir maksimumu. Kaymakamlık için 5-6'dır maksimumu. Çok yorarsak bu sefer önümüzdeki aylarda daha büyük sıkıntı yaşarsınız. Bunalıyor yani insan. Yavuz Yılmaz, temelden ziyade başladığınız an itibariyle ben öğrencilerime diyorum ki itaat et, rahat et, amiyane tabiriyle. Bunu yapabiliyorsan, yani söylenenleri harfiyen uygulayabiliyorsan budur önemli olan ve olumlu netice alma ihtimali çok yüksek. Bakıyorum aynı sınıfta Türkiye birincisi öğrencim var, 10. öğrenci var, 40 puan alıp kazanamayan öğrenci var. Şimdi bizim bu kadar başarılı öğrencilerimiz ortaya çıkınca hep bana şöyle sorular geliyor. Hocam binlerce öğrenciniz var mülakatlara kazanıyor. O zaman ben de akademiye dahil olsam kesin kazanırım herhalde değil mi? Diyorum hiç kusura bakma böyle bir şey yok yani. Böyle sihirli değnek yok ki elimizde. Biz çok emek veriyoruz, çok destek veriyoruz. Öğrencimizin son ana kadar yanındayız ama öğrencimiz de misliyle mukabele ediyor. Yani söz dinliyor. O çerçevenin içerisinde kalıyor. Dolayısıyla siz onu yapabiliyor musunuz? Önemli olan bu yani. İnşallah Erdem. Sahur programı yapalım dedik yine rehberlik dersine döndü ya. Ne olacak benim bu talihsiz kaderim yani? Mayıs ayında hem adli hem idari beraber götürülebilir mi? Hem adli hem idari kazan öğrencilerim çok oluyor. Ama onlar da yine itaat et rahat et ilkesine ayak uyduruyorlar. Önceliğimiz adli hukukçular için. Sınava 1-1,5 ay kala adliye yüklenmişseniz, onu belli bir aşamaya getirmişseniz idareye de çalışın diyorum. İktisat, maliye, vergi fark dersi zaten. Ona da nasıl çalışacağını anlatıyorum yeri geldiğinde ama öncelik adli. İkisi de pekala kazanılabiliyor o süre içinde. Hocam siz nasılsınız? Vaktiniz büyük. Allah razı olsun ya. Yani saat 2 oldu. Bir o 40 dakika sonra bir tane Allah'ın kulu nasılsınız diye sordu yahu. Rica ederim. İyiyim. İnşallah daha da iyi olacağız. Hocam bu arada Türkçe matematik denemesi olayı çok güzel ve mantıklı oldu. Eminize düşüncenize sağlık. Daha durun Sibel. Daha ne güzel yeniliklerim olacak dönem içinde. İşte ben böyle geceleri o yüzden ayaktayım. Ben zaten uyuyamıyorum. Uyku tutmuyor beni. Gece gündüz ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. İşte bir gün yine gece oturmuştum. Dedim ki ya bu hakimlik öğrencilerinin Türkçe matematik sorunu ne olacak? Bu iş nasıl hallolacak? Türkçe matematiği önemsemiyorlar. Alan grubu başlayınca, alan grubuna yüklenince Türkçe matematiği es geçiyorlar. Bu sefer ortalamalar %50'yi bile bulmuyor genelde Türkiye geneline baktığımızda. O zaman bunları bir mutat bir düzen haline sokmak lazım. En azından ayda bir Türkçe matematik denemesi yaparak ben bu öğrencilerime hatırlatmam lazım Türkçe matematiği dedim. O yüzden ilkini yaptık. 4-5 Nisan'da. 20 Nisan'da ikincisini yapacağız. Sonra her ayın 15'inde bir Türkçe matematik denemesi yapacağız. 6 soru Türkçe, 6 soru matematik, 12 soru. 18 dakika süre veriyorum. Ve çözdükten, bitirdikten sonra videolar açılıyor. O 12 sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini hocalarımız anlatıyor. Ve böylelikle siz istemezseniz de Türkçe matematiği size maruz bırakıyoruz. Hocam bence bir şeyleri çok sona bırakmak için tehir etmeyin yani. Hocam sizin şu sözleriniz gecenin bu saatinde bize vaktiniz ayırınız ve değeriniz ortaya koyuyor. Ne mutlu kardeşim Baki. İnşallah iyi gelir. Hocam ilahi çalacakmışsın. Evet birazdan ilahiler de başlayacak. Bundan sonra başlık yetişimi Zeynep bak kızımın adı da Zeynep. O yüzden sana şu an gecenin bu vakti yüklenmek istemiyorum. Yetişir. Ha. Türkiye birincisi bile olabilirsin. Ama bana bir ay sonra iki ay sonra bu soruyu yine sorma. Tamam mı? Zeynep nezdinde bütün bu soruyu soracak arkadaşlarımıza selam olsun. Yeni dönem çok hızlı başladı. Vallahi çok hızlı başladı. Yani ben daha dün hakimlik sınavına öğrencileri göndermiştim. 4 ay 5 ay geçmiş üzerine. Bu zaman taviz vermediği hızıyla akıp geçiyor diyor ya şair. Gerçekten inanılmaz yani. Haziran Temmuz grubu oluyor mu? Temmuz oluyor. Mayıs zaten Haziran gibi düşünün. Temmuz oluyor. Temmuz'da da bayağı bir öğrenci eğitimi başlıyor ama onlara da ben söylüyorum. Yani Temmuz'a bırakmamaya çalışın. Temmuz artık böyle ne biliyor musunuz? Mülakattan elenen, daha önce bir sınav tecrübesi olan arkadaşlarımız daha yoğun götürebiliyorlar. Ama ilk kez hazırlananlar Temmuz'a bırakırsa bir dersi anlamadınız mesela. Onu telafi edecek zaman bulmakta zorlanabiliyorsunuz. O yüzden ben ideali olan en geç takvim olarak Mayıs'ta sürece dahil olunmasını o yüzden önemsiyorum. Bize ilaç gibi geliyorsunuz hocam. Çok iyi olduğunuzu görüyoruz. Ne mutlu kardeşim. İyi geliyorsa ne mutlu.
2024 hakim için bizim hep mutat düzendir zaten. Umut, Ocak, Şubat, Mayıs ve Temmuz'dur. Kaymakamlık içinde tabii ki kaymakamlık içinde denemeler oluyor. Mutat bir düzen şeklinde. Türkçe matematik denemeleri hangi gruplar yaptı? Ocak, Şubatlar yapıyor Türkçe matematiği. Mayıslar başlayınca onları da yapacağız. Hocam o dönemi tarih ne yapsak? Hani de bununla alakalı ben video atmıştım. Orada bir durumu anlatmıştım. İzlediysen anlamışsındır. Ben derse başlarken günlük birer Türkçe matematik çözüp başladım. Akademi bunu güzelleştirdi. Harikasın. Zaten bunu hep önemsiyorum. Belli bir düzen içerisinde. Düşünsene her gün 5 Türkçe 5 matematik çözsen 10 soru yapar. Bir ayda 30 soru yapar. 3 ay bunu yapsan 900 soru yapar. Yani inanılmaz bir şey. Evet, Orhan Hocam da katılmış. Selamlar hocam. Hocam geçen seneki öğrenciden Türkçe matematik derneğimize girebilme ihtimalim kaç acaba? 0, 0, 0. Çünkü akademide online dersler, İlkep mobil uygulaması, bizim interaktif bütün çalışmalarımız hepsi bir sistem üzerinden senkronize ilerliyor. O yüzden bir şeyleri dışarıya açmak bizim için mümkün değil. İlkep'i bile dışarıya kapattık. Kapatmak zorunda kaldık. Mevcut sistemle çünkü entegre yürüdüğü için. Sadece 2023 öğrencileri dahil olabiliyor. Türkçe matematik denemesi 12 soru 18 dakika. Az değil. Barış, ona alıştıracaksınız kendinizi. Az değil. Hocam online derslerde aynı hızda gidemedim. Geriden takip edip sorun olur mu? Sıkıntı olmaz. Yeter ki sistemden kopmayın. Hocam sabah mesai var. Ben gidiyorum. İyi geceler. Bize de mesai var. Sadece size mi var canım? Sabah bak saat 9.10'da bir daha açarım. Bakalım kaç kişi uyanmış yani. Hocam Dubai fotoğrafı çok şık. Ne güzel. Evet. Kaymakamlık sınavına Avrupa Community'ye girebilir. Girmekte sorun yok. Hocam 20 Şubat'tayım ama Türkçe matematik denemini yeni duydum. Derin paneline giriyorsun. Paneline ilkuzem.com'da paneline gelince Türkçe matematik kısmı açıldı, kategorisi. Oraya tıkla, benim videom var. Onu izle, sonra orada deneme göreceksin, onu çöz. Hocam sizi görünce bu saatte ilan geldi sandım. Ben başlı başına ilanı bak. Beni görünce ilan gibi görün. Beni görünce ders çalışmanız gerektiğini hissedin, anlayın. Sabrınız için teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Hakim kurulumuz kadrosu aynı mı hocam? Aynı arkadaşlar. Biz bildiğiniz böyle şey. Öyle bir ekip var ki ekip her yıl dinamik bir şekilde yine yeniden sürece giriyor. Ocak grubundayım. Şu an bile yetişme ekisi benden gitmiyor. Her sabah uyandı. Yarın final varmış gibi gün içeriyor. Mülakat ne zaman açıklanır? Mülakat öncesi. Seçim öncesi dedik. Hocam sürekli ders konuşulmaz dediğiniz gibi oruçlu aranızda da zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Konuşurken zorlanıyorum bir kere. Sağ olsun bizim ekip de sürekli beni konuşturuyor. O yüzden yani oruçken ders anlatmak, seminer vermek, konferans vermek böyle bir şey. Kim yapıyorsa Allah hepsine kolaylık versin. Çünkü şöyle su içerek, boğazınızı rahatlatarak konuşmanın keyfi başka. Ben bir seminerde 2 litre su içerim normalde, biliyor musun? Yani 2 saatlik bir seminerse abarttım, 1 litre. 500'lük bir su, 2 tane koyarım. Mutlaka onu 1-2 saatlik seminerim varsa akademide, 1,5-2 saatlik orada biter. Şu an o zor oluyor. Hocam matematiğim zayıf arkadaşımız. Hocam matematiği bırak, alanı halletecekti. O arkadaşlar var ya, arkadaşlar. Allah onlara selamet versin. Ben günde 5 tane çöz diyorum. Ne zarar var ya Allah için ya. 5 tane matematik sorusu. Yani kaç dakika? 15 dakikanı alsın. Yani 24 saatte 15 dakikanı bir derse vermeyip de arkadaşlarını dinliyorsan şu an o arkadaşlarına söyle bakalım, gecenin ikisinde canlı yayın açıp sana destek oluyorlar mı? Sinir oluyorum bazen. 4 ay bir öğrenci gruba destek veriyorum, veriyorum, veriyorum. Tak yükseltmişim. İstediğim noktaya getiriyorum bu grubu diyorum. Sonra tak bir soru. Hocam bir tane arkadaşım var da şöyle şöyle dedi, çok moralim bozuldu. 2 haftadır ders çalışamıyorum diyor. Diyorum ki bu arkadaşın numarasını verin, ben onu işe alayım yani. Ben 4 ayda seni getiremediğim noktaya. Bir arkadaşın seni nasıl getirdi? 2 hafta seni dersten nasıl alıkoydu? Yani muhtemeldir ki rakibindir yani. Seni bir geriye çekmek istemiştir. Böyle bakmak lazım yani. İnanılmaz bir süreç. O yüzden artık şu çevreye bakmak çok olumlu bir şey değil arkadaşlar. Bir, kendinize odaklanın. Kendi aklınızı ikna edin. Bu yaşa kadar geldiğinizde yanınızda olmayanlar, sırtınızı sıvazlamayanlar, sizi bir noktadan bir noktaya taşımayanlar, düştüğünüz zaman el uzatıp kaldırmayanlar, bir omuz mesafesinde yakın durmayanlar bugün sizi aşağıya çekmesin. Aşağıya çekmelerine müsaade etmeyin. Bu kadar kolay insan olmayın. Bu kadar çabuk sarsılan insan olmayın. Bir çelik gibi irade ortaya koyun arkadaşlar. Yani bir kendinizi bir sorgulayın, bir kendinizle yüzleşin. O heyecanınız ne durumda? Neyi ne kadar istiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Ne amaç için mücadele içerisindeyiz? İnanın bakın, ben inanmadığım bir şey olsa çok samimi söylüyorum.
Bakın çok yürekten gecenin bu geç saatinde, sahur vaktine yakın bir vakitte çok yürekten söylüyorum. İnanmasam ben yarın Hakimlik Akademisi ve Kaymakamlık Akademisi kapatırım. Yarın kapatırım. Allah akıl fikir vermiş. Ben bambaşka bir şeylerde yine girişimciliğime devam ederim ki bugüne kadar yapıyorum. Şu an yapmaya da devam ediyorum. Bir şekilde kendimizi idare ederiz, bir noktaya getiririz. Ama ben inanıyorum. Bu projenin neye sebep olduğunu, ne kadar başarılara imza attığımızı, bir sürü insanın bugün 2020 Türkiye Bilgisayar Öğrencisi dediğim Konya'da bir köyde yaşayan bir genç arkadaşımızdı. Çok sıkıntılı, problemli, yokluk içerisinde olan bir arkadaşımız da Türkiye birincisi olabildi. O arkadaşım bugün mülakatı kazandı, artık hakim. Bu arkadaşımızın bu noktaya gelebilmesine vesile olmak bizim şu saatte bu dersleri yapabilmemiz, bu canlıyı açmamıza vesile kaynağıdır. İşte aynı şekilde siz de neye heyecan duyuyorsunuz, neyi ne kadar istiyorsunuz, ne için mücadele veriyorsunuz, neyin çabasındasınız? Bunları bir sorgulamak lazım. Kişi en başta kendisiyle yüzleşmediği ölçüde sıkıntı yaşıyor. Ben öğrencilerde %90'ına yakınında bunu görüyorum. Kendisiyle konuşmamış bugüne kadar. Ne istediğini fark etmemiş bugüne kadar. Bir aynanın karşısına geçip de kendisiyle konuşmamış bugüne kadar. Ne için çaba harcıyor? Neyin mücadelesi içerisinde? Ya bu işler bu kadar kolay mı arkadaşlar? 86 milyonluk ülke olduk artık biz. Hepi topu 23-24 bin tane insan hakimlik savcılık yapıyor. 922 tane ilçemiz var aktif kaymakam görevde. Ya ne bekliyoruz yani? Konfor alanımızdan çıkmadan bir şeylerin gerçekleşmesini mi istiyoruz? Geçen yılımızla bu yılımız aynı geçsin ama biz bu sene kaymakam mı çıkalım istiyoruz? Hiçbir zorluğa göğüs germeyelim, hiç düşmeyelim, hiç kalkmayalım, hiç engellerle karşılaşmayalım, hiç üzülmeyelim, hiç canımız sıkılmasın, hiç bunalmayalım, hiç uykularımız kaçmasın, hiç hastalanmayalım, hiç canımız sıkılmasın, hiç biriyle tartışacak noktaya gelmeyelim, hiç böyle sorun sıkıntı yaşamayalım ama hayal ettiğimiz hakimlik ve cumhuriyet savcılık cübbelerini giyelim, o kürsülere çıkalım, Türk milleti adına karar verelim. Türk milleti adına karar verecek noktaya geliyorsunuz. Bu çok önemli, kutsal bir görev arkadaşlar. Bu noktaya gelene kadar gelin birazcık da yorulalım. Gelin birazcık zorlanalım, birazcık düşelim. O düştüğümüz zaman kalkmanın verdiği enerjiyle yarın bir gün bu mesleklerimizi yapacağız. Bugün çıt kırıldım olursak, bugün iradelerimiz sarsılır olursa, bugün en ufak bir engelde sorun sıkıntı yaşayan bir durumda olursak biz yarın bu mesleklerin zorluklarıyla nasıl göğüs gereceğiz? Bugün ilçede çıkacak olağanüstü bir problemi çözecek bir kaymakam nasıl olacaksınız? Bugün uykusundan fedakarlık göstermeyen bir kişi, bugün deprem bölgesinde 3 gün 4 gün uyumadan görev yapan kaymakam dostlarımız var. Çoğunu yakından tanıyorum. Yarın siz bunu nasıl yapacaksınız? Yani biz kolay bir mesleğe talip değiliz. Bu mesleğin kolay olduğuna inanıyorsanız zaten bir bugün başlamadan jübile yapalım ve farklı bir kariyer planı yapalım. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştirecek mesleklerdir. Mülki idare amirliği, kaymakamlık, devletin, hükümetin temsilcisisin. Yarının vali yardımcısısın, valisisin, genel müdürüsün, daire başkanısın, bakanısın, bakan yardımcısın. Ülkenin kaderinde rol oynayacak bir mesleğe intisap etmek istiyorsun. Bugün bir adalet benim elimden sağlıklı tecelli edecek diyecek mesleğe talipsin sen. Bugün hakimlik, savcılık böyle bir ağızda hemen bir cümleyle ifade edilebiliyor ama yarın o mesleği yapmaya başladığınız zaman ki sorumlulukları hissettiğiniz ölçüde neyin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. O yüzden ben öğrencilerime akademide seminer verirken hep şunu söylerim. Bugün o mesleklere başlamışsınız. Aşkında ve şevkinde olun. O aşk ve şevk bizi masa başında tutacak. O aşk, o şevk, o heyecan bizi masa başında, o kalemlerimizi, o kitapların üstünde, ders notların üzerinde gezdirecek. Bu istek, bu gecenin bu geç saatinde işte bakın karşılıklı bir enerji veriyoruz birbirimize. Dua ediyoruz birbirimize, bir hayal kuruyoruz birbirimizde. İşte budur bizi aşkla bu sürecin içerisinde tutan. Bunun devamlılığı da bizim elimizdedir. Bırakın Telegram konuşmalarını, bırakın WhatsApp konuşmalarını. İnanın bakın çok samimi, gecenin ikisinde samimi konuşuyoruz değil mi? Çok samimi söyleyeyim. Ben Telegram konuşmalarına baksaydım, ben birilerinin konuşmalarıyla hareket etseydim, bugün inanın ben bugün binlerce öğrencinin bu meslekleri icra edeceği noktaya gelen akademiyi kuramazdım. Ben 13 dönem önce bu akademiyi kurduğumda çok daha gençtim. Çok daha toydum. Çok daha böyle bilgi birikimi açısından çok da istenilen noktada değildim. Çok engellendim. Çok durduruldum. Sen misin er yeten, sen misin başaracak? Bu kadar yaşını başına almış, yıllardır eğitim sektöründe olan insanlar var da yapamıyor da sen mi yapacaksın dediler. Ben yapacağım, inanıyorum dedim. Yetiştireceğim kendimi, geliştireceğim çaba. Kendimden örnek veriyorum size. Olacak dedim. Bu olacak. Bir sene olmadı istediğim gibi. İki sene olmadı istediğim gibi. Üçüncü yıldan sonra arkadaşlar dengeler öyle bir değişti ki bugün Türkiye'de
en fazla öğrenciyi bu sınavlara hazırlayan ve son 4 yılın Türkiye birincileri, ilk 10'da en az 8 kişi, bugün kazananların %50'sinden fazlasının akademiden çıktığı bir noktaya geldik. 13 dönem önce akademi diye bir şey yoktu. Sınav yok muydu? Vardı. Bu meslekler yok muydu? Vardı. Ama kimse önemsememişti bu meslekleri. Açarız bir sınıf, öğrenci gelir, koyarız öğrencileri o sınıfa. İşte 3-5 tane hoca buluruz, ders anlatırlar, giderler diye bakılıyordu. Olur mu kardeşim, olur mu? Bugün Türkiye'nin en müstesna meslekleri bu insanlara ait kurumlar olmak zorunda. Bu insanlara yönelik emek sarf eden bir kafa sadece bu arkadaşlarımıza destek vermek zorunda. Ya bu ne kadar hafife alınmış yıllar önce bu meslekler. Ne kadar önemsenmemiş bu meslekler. Olur mu yahu bir KPSS, yan sınıfta YDS, öbür sınıfta ALES, orada bir kaymakamlık, nasıl bir uzmanlaşmadır? Bugün ben KPSS'de nasıl konuşabilirim arkadaşım, nasıl konuşabilirim? Emek vermiyorum ki, gayret vermiyorum, çaba sarf etmiyorum ki. Yani nasıl başarılı olabiliriz orada, değil mi? Dolayısıyla başarabilmemiz için çıkabilirsin Arda. Hadi sana iyi geceler, çıkabilirsin. Hadi git çalış ya, seni tutan var burada. Dolayısıyla buradaki durum bizim mücadele etmemizle doğru orantılı. Mücadeleden sakınmayın. Mücadeleye karşı ketum davranmayın. İnşallah olacak. Siz gayret ettiğiniz ölçüde, emek verdiğiniz ölçüde, o mücadelenin içerisinde kaldığınız sürece, belki bugün olmuyor bazen. Bazen istediğimiz noktada olmayabiliyor. Ama gün geliyor, biz iyi ki diyecek noktaya geliyoruz. İnşallah sizler için de öyle olur. Çevreye bakmayın artık. Yani bu çevre her zaman doğruyu konuşan bir çevre olmuyor yani. Evet, var mı söylemek istedikleriniz? Kapatalım artık. Arda da gitsin dersini çalışsın, değil mi? Hocam şehir semineri bekliyoruz sizden. İnşallah. İnşallah yaparız. Enerjimiz el verdiği ölçüde yaparız tabii ki. Evet. Uzun zamandır gecenin bu geç saatinde ders yapmamıştık. Bilmiyorum. Ben keyif aldım. İnşallah size de iyi gelmiştir. Hocam Beşiktaş atağa geçti, yarışa dahil olur mu? Belki de o heyecanın sebebi olabilir yani. Bugün de 3-1 Giresun karşısında 5. üst üste galibiyetimizi aldık. Belki de oradan da bir enerji gelmiş olabilir yani. Evet, ödüller belli oldu mu? Yakında olacak inşallah. Yakında açıklayacağız. Sürpriz, güzel ödüller geliyor. Ama deprem ödüllerinin bir tanesini söyleyeyim. 2022 yılı ödüllerinde biliyorsunuz ilk 10'a girenlere verdiğimiz ödüllerin dışında ek olarak LÖSEV desteği vardı. Bu sene ilk 10 için vereceğimiz ödüllere ek deprem bölgesine bir yardım yapmak üzere bir ödül koyacağız. O da bir sürpriz destek olarak yer alacak. Ödüllerin yanında ek olarak. Bunu da yakın zamanda diğer ödüllerimizi de sizlere ilan edeceğiz. Evet. Ders kaydı dinliyordum. Bildirim gelince buraya bakayım dedim. Sonuna kadar dalmışım hocam. Vay, sizi dersten balı koydum şimdi ben. Şimdi siz benim yüzümden ders çalış. Yarın bir gün bana dersiniz. Hocam siz canlı yayın açtınız, ders çalışamadık falan. Sizden ötürü. Biliyorum çünkü böyle hemen mazeret bulmayı seversiniz siz yani. Hocam hayatı tutun diyorsunuz biz Fener'le. Allah artık bırakın ya. Fener'i Fener'i. Beşiktaş şampiyonluğu dışında her şey gönlünüzce olsun hocam. Allah yardımcı olsun. Beren Ecevit mülakata giriyormuş. İnşallah senin için her şey güzel geçer. Bu güzel yayın için emeğinize sağlık. Güzel bir motivasyon konuşması oldu. Ne mutlu. Ben de çok mutlu oldum. Evet. Hakim yardımcının gelmesi son olarak iyi oldu. Fena beşer arkadaşım. Çok bak sorularına cevap verdim. Hiç de böyle takımcılık yapmadım yani. Takım milliyetçiliği yapmadım. Soruların hepsine cevap verdim. Yardımcının gelmesi iyi oldu. Sizin için çok daha iyi olacak inşallah. Yarın semineriniz var hocam, hatırladınız. Evet, bu hafta full seminerim var. Bu hafta bütün akşamlarımda iftar sonrası seminerlerim var. Ocak Şubat öğrencileri birazcık kendimizi silkeleyeceğimiz, tekrar harekete geçeceğimiz seminerler olacak. Hepinize, sahuru bekleyenlere hayırlı sahurlar. Ders çalışmaya gidenlere iyi dersler. Yarın artık pazartesi oldu gerçi, 12 geçtiği için. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İnşallah bu hafta gönlünüzden ne geçiyorsa gerçekleşsin. Yolunuz hep çiçekli bahçelere çıksın. Bahtınız hep açık olsun. Yanınızda yörenizde hep iyi insanlar olsun. Sırtınızı sıvazlayanlar olsun. Sizi aşağıya çekenler değil. Kendinize iyi bakın. Ailelerinize bolca selamlarımızı iletin. Yine böyle sürpriz yayınlar ileride de yaparız. Yok Arda, tanıyoruz artık seni de. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.